Kavidan Sarunida açıklarında tuttukları evde hafta sonu tatilleriyle. Ben Selda Çakal. Buyurun. Merhaba Selda Hanım. Bize biraz evden bahseder misiniz? Evi gezdirebilir misiniz? Benim, buyurun buyurun geliniz. Birçoğunuz biliyorsunuzdur YouTube kanalından. Şimdi Yunanistan'da Sarunida'dayız. Airbnb'den muhteşem bir ev kiraladık. Şöyle gelin size göstereyim. İnanılmaz bir manzarası var. Gidiyoruz. Daha önce Sarunida'ya gelmiş miydin sen? Daha önce geldim. Şurada ne var biliyor musunuz? Poseidon Tapınağı var. Ve Sunyo'da tam olarak şu... Ay! Tam olarak şu tarafta kalıyor. Biz oraya 10-15 kilometre falan uzaktayız. Şimdi biz buraya neden geldik, ne yapmaya geldik, kaç paraya geldik, kimle geldik, bu eve kaç kişi girdik? Bununla ilgili detayları vereceğim size. Biz yaklaşık 2 aydır gerçekten evdeyiz. Yani öyle sadece hafta sonları falan değil, işe falan da gidemiyoruz. Yalnızca Yunanistan'da 2 aydır marketler ve eczaneler açık. Hiçbir yer açık değil. Tavernalar kapalı, kafeler kapalı. Yalnızca take away yani teslimat yapabiliyorlar eve. Eve getirebiliyorlar. Yani 2 aydır hiçbir şey yapmadık. Sadece koltukta oturduk. Neyse ki evden çalışabiliyordum. Evden çalışıp fakat bu 2 ayı böyle devamlı evde geçirdik. Tabii ki de çok yorucuydu. Sonunda bir hafta önce sokağa çıkma yasağı bitti. Ve hemen biz de kendimizi bu muhteşem eve attık. Şimdi ben size önce isterseniz şöyle bir evi gezdireyim. Sonra size bu eve kaç para verdiğimizi, kişi başı ne kadar ödediğimizi anlatacağım. Burası Atina'ya kaç dakika uzaklıkta? 37 kilometre falan. 37 kilometre arabayla böyle yarım saatte falan gelirsiniz. Tabii bizde araba olmadığı için paşa paşa toplu taşımayla geldik. İki otobüsle Atina merkezden buraya çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Şimdi şuradaki manzarayı da çekebilir miyiz Filiz Hanım? Tabii şöyle ki. Şöyle göstermek istiyorum. Tabii daha üst kata çıkacağız. Sarunida yaklaşık dün gece bakmıştım. 3000, aynen 3000 kişilik bir nüfusu var. Çok küçük bir kasaba. Böyle harika da bir gün batımı var. Şimdi size o zaman evi gezdireyim. Girdiğiniz yerde bir salonu var. Gelenler var. Bakınız Turkey. Mutfağı alalım Filiz Hanım. İnanılmaz bir mutfağı var. Şöyle bir manzarası var. Mutfakta hem yemek yapıyor hem manzarayı izliyorsunuz. Ev hanımlarının adeta hayali. Mutfakta her şey var. Genelde Yunanistan'da hemen hemen hiçbir evde bulaşık makinesi yok. Fakat bu evde bulaşık makinesi var. Fırın var, ocak var. Kahve makinesi var. Bugün menüde ne var Selda? Bize anlatır mısın? Valla dün söylediğimiz karidesli pizza var dolapta. Akşam yemek falan yapamayacağız. Öldük bittik, çok yorulduk denizde. Mutfakta istediğimiz her şey var. Şu resimleri gösterdiniz. İnanılmaz resimler falan pişman. Burada bir tane Benaki diye bir müze var Atina'da. Oradan alınmış bazı resimler var. Şunlar hep Benaki'den falan. Gelin size arkadaki odaları göstereyim. Şurada bir tane tuvaleti var. Aynen. Böyle düz. Yukarıda da var bir tane. Burası Filiz Hanım'ın odası. Filiz Hanım kameramanımız şu anda. 3 odalı ev, toplam 6 tane falan yatak var. Şurada da bir tane oda var. Dur ben de gözlüklerimi çıkarayım. Ay şöyle. Burada da şöyle bir oda var. Ama yukarıda kim odam var. Ve efsane. Geliniz. Ya çıkmadan şuraya bir daha çeker misin? Bayıldım. Çok güzel. Yukarı çıkalım. Yani aslında burayı
gerçekten hak ettim ve ben biliyorsunuz çok uzun zamandır hep düşük bütçeli seyahatler yapıyorum. Yani şöyle rahat yataklarda genelde yatamıyorum seyahat ederken. Uzun zamandır evdeyim, çalışıyorum ve kendime gerçekten böyle bir hediye vermiş oldum. Yatak odasının manzarasına bakar mısınız? Sabah böyle kalkıyorsunuz bir yataktan. Ve bu manzara için ne kadar ücret ödemen gerekti Selda, anlatır mısın? İşte o soru. Para. Bu manzara için burada 2 gecelik toplam fiyat, temizlik parası falan fişman, Airbnb'de toplam ne kadar ödedik? 210. Aynen. 210 euro. 2 gece 3 gün buraya geldik. 3 kişi olarak geldik. Fakat ev 6 kişilik. Yani siz isterseniz buraya 6 kişi de gelebilirsiniz. Ki hatta daha kalabalık olsanız daha hesaplı oluyor. Bizim için 7, 14, 21 aynen kişi başı 70 liraya geldi ama 2 gece böyle bir yerde ve bütün ev size ait. Şu teras zaten hani futbol oynayabilirsiniz ki biz kısmen bir şeyler oynuyoruz. Terasımızı gösterelim. Hop. Gelmişken hemen size kulübümü da çevireyim. Teşekkürler. Dans etmeyi sevdiğini biliyoruz Selda. Şimdi şurada bir şehir manzaramız var. Evet. Bize biraz şehri tanıtır mısın? Şehri tanıtayım. Ne diyeyim? Burası Saronida. Çok tatlı bir kasaba. Sakin. Gece hayatı cıstık cıstık tarzı şeyler yok. Daha çok böyle kafa dinlemeye gelebileceğiniz. Atina'ya en yakın gelip en güzel gün batımını görebileceğiniz belde burası bence. Dediğim gibi 3000 kişilik bir nüfusu var. Belediye başkanını falan onlara anlatmamak gerek yok değil mi? Saronida böyle, bu kadar bir yer. Sabah bugün yüzdüğüm yeri gösterir misin Filiz? Bugün evet. Şurada yüzdük. Tam şurada bakın. İnanılmaz bir koy. Sizi oraya yarın götürürüz değil mi Filiz? Evet. Yarın sizi oraya götüreceğiz. Gösterelim size. Gece burada o kadar güzel ışıklar vardı ki biz burada takıldık falan. Böyle inanılmaz bir şehir manzarası oluyor. Gel şuradaki havuzdayı bir de gösterelim. Ay çok para da zor ya, değil mi? Çok para da zor. Teras ne kadar büyük ya. Yani demem o ki böyle dubleks, 3 odalı, 6 kişiye kadar kalabileceğiniz bir ev. 2 gece 3 gün toplam 210 euro. Ya her ne kadar euro şu anda Türkiye'de yüksek bile olsa bence yine de hesaplı. Yani Türkiye'deki fiyatlara göre 210 euro kaç para yapıyor? 7 ile çarpsan 1400 yapıyor değil mi? Yine de 3 kişi 1400 liraya bence böyle şahane bir manzarada iyi rakam. Bakın zamanı efendim. Siyah beyaz dostluk maskesi. Gece de böyle kendi partinizi kendiniz verebiliyorsunuz. Yani bugün 37 derece beklenen bir sıcaklık var. Şu anda bile çok sıcak. Güzel bir gün geçirip plajda eve gelip son gün batımımızı yapıp sonra paşa paşa Atina'mıza döneceğiz Filiz. Filiz bunların hepsi Selda düşme yola, bir yola gelebilir misin? Bak aynen çünkü çok sakat mı ya? Şey yapma yani. Önüne bak.
merhabalar tekrardan. Dün o çekimini yaptığım Airbnb evimizin tam karşısındaki koydayız şu anda. Böyle çok sakin, biraz böyle private, özel bir beach gibi. Şöyle göstereceğim ama su o kadar güzel ki. Biz şurada arkada oturuyoruz. Şurada da girenler var. Ve burada tabii ki o gün batımını şöyle şuradan da izleyebiliyorsunuz. Ben de şu anda size bunları çekmek için şöyle bir tane kayada oturdum, ışık çok güzel diye. İnanılmaz bir iki gün geçirdik açıkçası. Ben çok eğlendim. Plajlar ücretsiz ve halkın da kullanabileceği. Yani öyle işte şezlonglu, şemsiyeli falan yerler maksimum. Tabii adalarda, Mikonos'a, Santorini'ye gittiğinizde para ödersiniz ama Atina'da, Atina etrafında falan genelde buralarda ücretsiz birçok yerde denize girebiliyorsunuz. Ki zaten o oldu. Geldi. Salıncağı koyabilirim. Bir videonun daha sonuna geldik. size Airbnb'de kaldığım evi, biraz da burada etrafı ve tatil konaklama seçeneklerini göstermek istedim. Videomu beğendiyseniz falan filan like'lar bilmem neler, onları ekstra söylemeyeyim diye düşünüyorum. Ne oldu? Teşekkürler Selda. Ben teşekkür ediyorum. Sen konuşurken arkadan. Aynen. Komşumuz taş çekiyor. Çok güzel çıktı güneş ışığında. Very nice. Abi bizim için çalışıyor. Vay çok iyi. Böyle güzel bir hafta sonu geçirmiş olduk. Sizinle de olabildiği kadar paylaşmaya çalıştım elimden geldikçe. Teşekkür ediyorum. Şu anda telefonu tutan sevgili Filiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem tatilimi güzelleştirdiğiniz için hem de yardımlarınız için. Size de videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz görüşlerinizi eksik etmeyin. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bir de sanat ismi.